Merhabalar. MVC kursumuza başlamadan önce kursumuz boyunca kullanacak olduğumuz C# temel dil özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak bir proje oluşturmamız gerekiyor. Şimdi projeyi ben Console Application üzerinde oluşturacağım. Console uygulamalarını seçmemdeki sebep şu anda sadece temel dil özelliklerine değineceğiz. Bu yüzden herhangi bir form ya da işte web form, Windows formu gibi arayüzlerle uğraşmayalım. Temel olarak dil özelliklerine eğilelim. İlk olarak New Project'ten Visual C Sharp, işte Windows, oradan Console Application'ı seçiyorsunuz. Ve de şuradan MVC, işte temel dil özellikleri diyelim. Enter'a basalım. Bir tane konsol uygulamamız oluşsun. Şimdi konsol uygulamamız oluştuktan sonra ilk olarak sınıf nedir? Bundan bahsedelim. Sınıf MVC uygulamalarında MVC'nin M'sinden sorumlu kısım. Yani model kısmında. MVC açısından baktığımızda bir sınıf bizim için veri taşıyan HTML sayfalarıyla işte program kodları arasında veri taşıyan bir değişken olarak düşünebiliriz. Sınıfın değişken olarak bizim için veri taşımasından öte sınıflara belli görevler yükleyip o görevleri icra etmesini de sağlayabiliyoruz. Şimdi sınıf tanımlamak için ilk olarak sınıfa bir isim vermeniz gerekiyor. Şimdi gelelim şuraya. Class program içerisinde şöyle class yazıyoruz. Bir boşluk ve sınıfa bir isim vermemiz gerekiyor. Örneğin ürün diye bir isim vereyim. Daha sonra parantez açıp kapatmam gerekiyor. Şimdi bir sınıfın temel üyeleri vardır. Bunlar property'ler, yani özellikler. Bir de bu sınıflar için belli görevler icra edecek olan metotlar vardır. Şimdi değişkenler derken, şimdi şu main metodu içerisinde bir değişken oluşturalım. Örneğin string mesaj eşittir işte merhaba tipinde bir değişken. Benim için ne yapıyor? İşte merhaba diye bir bellekte bir adres tahsis ediliyor. O adresi bir isim veriyoruz biz. Programlama açısından anlaşılması kolay olsun diye, adreslerle uğraşmayalım diye. Buna bir takma isim veriyoruz ve de bunun içerisine bir değer atıyoruz. Bu arka tarafta RAM üzerinde bir adres tahsis edilip işte o adresin tahsis edildiği yere şu değer eşitleniyor. Benim burada yaptığım tek bir değişken tanımlayıp bilgi taşım. Şimdi şöyle bir şey hayal edelim. Şimdi mesajı silelim. İşte şuraya ürün ismi diyelim. İşte MVC programlama şöyle kitabı diyelim. Daha sonra bir isim daha tanımlayalım. Örneğin string işte açıklama. Bu kitap ile ilgili bir açıklama olduğunu farz edelim. İşte MVC adına her şey diyelim. Daha sonra işte şuraya stok miktarı diye bir değişken tanımlayalım. Bu integer olsun. Daha sonra şöyle date time işte yayın tarihi diyelim. Buna da date time nokta now diyelim. Şimdi şurada 4 tane değişkenimiz var. Bu 4 tane değişkeni sadece bir ürünün temel özellikleri olarak saklıyorum. Şimdi bu sadece bir ürün olduğunu düşünün. Şimdi ikinci ürün olacağı zaman bunu ne yapmam gerekiyor? Şimdi aynısını aşağı kopyalasam aynı alan içerisinde işte aynı isimde ikinci bir değişken tanımlayamam. İşte üçüncü bir ürün olduğunu düşünelim. Şöyle bunların hepsine ayrı bir isim vermem lazım. Yani şu bir işte bir şu bir şu iki şöyle iki tarzında ben örneğin üç tane bilgiyi şurada saklamış oldum ama bu ürünlerin artması sonunda müdahale edilemez bir durum olur. İşte ben bunların yerine şunu yorum satırı haline getireyim. Biz bunları ilk başta modellememiz gerekiyor. Yani şuraya ben bir tane değişken tanımlıyorum. Nasıl dışarıda tanımlıyorsam içeride sınıfın içinde de bir değişken tanımlayabilirim. Bu benim için örneğin ürün ismini tutacak. Sadece bu kadar. İşte bir tane alan olacak. İşte açıklama. İşte ikinci bir alan olacak işte stok adeti. İşte üçüncü bir alan olacak date time. Bu da yayın tarihi diye şöyle bir alan olacak. Ürünü oluşturduktan sonra bunların hepsini public yapmanız gerekiyor. Şöyle public yapalım. Şöyle public. Bunları public yapmakla bu sınıfın üyelerini dışarıya açmış oluyorsunuz.
Daha sonra gelin bunu kullanmaya. Şimdi ürün sınıfını kullanmak için ben bir tane örnek oluşturmam gerekiyor. Çünkü bu ürün sınıfı benim için bir model ve modelden bir örnek oluşturup bunu kullanabiliyorsunuz ancak. Şimdi ürüne bir isim vermeniz gerekiyor. Takma bir isim. Eşittir diyeyim. New dediğinizde şu halde bırakabilirsiniz. Bu sadece bir tanımlama. Şunu dediğiniz zaman da gerçekten o alanda işte ürün 1'e bir adres atanıyor. Şimdi ürün 1'i kullanmak için şöyle ürün 1'in ismini yazdıktan sonra nokta diyorsunuz ve de bunun içerisindeki bütün public üyelere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin ürün ismine şunu diyelim. Ürün ismine işte MVC programlama, işte ürün 1'in açıklamasına şöyle şunu alalım. Daha sonra ürün 1'in stok miktarına şöyle eşittir 100 diyelim. Daha sonra ürün 1'in işte yayın tarihine de şöyle date time nokta now, sanki şimdi yayınlanmış gibi şöyle bir ürün oluşturmuş olduk. Şimdi hatırlarsanız bunları tek tek işte 3 tane ürün olduğunu düşündük. İşte ben bunları tek tek ne yapmam lazım? Şöyle 2. Şuradaki tek tek ürün isim açıklama değerlerini değiştirmek yerine şurada sadece ürün 2 şöyle ürün 3 deyip 3 tane ürünü şu modele uygun olarak tanımlayabilirsiniz ki MVC'de zaten işlere böyle dönecek. Yani biz veri tabanından şöyle bir ürünü getireceğimizi daha önceden düşünüp böyle bir tasarım yapacağız. Daha sonra bu tasarıma uygun olarak veri tabanından ürünleri bu formda getireceğiz. Yani aslında şu tanımlamaları da biz yapmayacağız. Direkt buradan işte veri tabanından ürünleri direkt çektiğimizde 10 tane ürün direkt şu yapıda bizim elimize gelecek ve biz bunları MVC içerisinde kolaylıkla kullanabileceğiz.